Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Suriye'nin Halep kentinde sivilleri hedef alan saldırılar devam ediyor. Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Şeyh Meksut Mahallesi yine rejimin hava saldırısının hedefi oldu. Havar haber ajansının aktardığı bilgilere göre Suriye rejimine ait savaş uçakları sabah saatlerinde Şeyh Meksut Mahallesi'ni hedef aldı. Bombardıman Muharebet Caddesi'nde meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre bombardımanda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı. 3 gün önce de rejim uçakları Şeyh Meksut Mahallesi'ni hedef almış, düzenlenen bombardımanda 5 sivil yaralanmıştı. Bombardımana karşı Halk Savunma Güçleri YPG misilleme eylemi düzenlemiş ve bu eylemde 4 rejim askeri öldürülmüştü. Bir diğer saldırı haberi de Güney Kürdistan'dan sayın seyirciler. Selahattin eyaletine bağlı Hurmatu ilçesinde bugün iki ayrı patlama yaşandı. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre en az 8 kişi yaşamını yitirdi. İlçe merkezinde önce bir ses bombasının patladığı, hemen ardından daha büyük bir ikinci patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre patlamada en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. BDP'li tutsak vekillerin tahliye edilmemesini protesto eylemlerinden birisi de HDP eş başkanları ve vekilleri tarafından başlatılan açlık grevi eylemi. HDP eş genel başkanları Sebahattin Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel ve BDP milletvekilleri Demir Çelik ile Özdal Üçer 17 Aralık gününden bu yana mecliste açlık grevinde. HDP eş genel başkanı Sebahat Tuncel açlık grevi kararını ve açlık grevi sürecini Dicle Haber Ajansı DİHA'ya değerlendirdi. Açlık grevi tarzı eylemlere yabancı olmadıklarını belirten Tuncel, Kürtler bu rehine politikasına 2009 yılından bu yana sokakta, mecliste, cezaevinde direniyor dedi. Bu iktidar kavgası Türkiye'de nasıl bir hukuk işlendiğinin göstergesidir diyen Tuncel, AKP'nin yaptığı düzenlemelerle rehine politikasını sürdürmeyi amaçladığını vurguladı. Bütçe görüşmelerinin bugün biteceğini ve açlık grevini sonlandıracaklarını belirten Tuncel, amacına ulaştığını düşünüyoruz. Gerekli duyarlılık yaratıldı. Mücadelemiz farklı şekilde devam edecek. Bizim amacımız sadece tutuklu vekil arkadaşlarımız için değil, cezaevinde bulunan bütün arkadaşlarımız içindir dedi. Bakan çocukları ve bürokratların karıştığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 8 kişi tutuklanırken 50 kişi de adliyeye sevk edildi. 17 Aralık'ta gerçekleşen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlardan 9'u dün öğleden sonra emniyetteki işlemlerini tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Savcılıkta ifadeleri alınan 9 kişiden 8'i mahkeme tarafından tutuklandı. Bir kişi serbest bırakıldı. Bugün de Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlunun da yer aldığı 50 kişi önce sağlık kontrolünden geçirmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolleri yapılan 50 kişilik grup daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul'da bunlar yaşanırken Ankara'da ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 14 daire başkanı görevden alındı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın avukatlarının da yargılandığı KCK Önderlik Komitesi davası dün görüldü. Çoğunluğu Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın avukatı 16'sı tutuklu 50 kişinin yargılandığı davanın 7. duruşması dün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tahliye taleplerine ilişkin ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti tutuklu avukatlar Mehmet Sani, Kızılkaya, Asiye Ülker, Muhti Öztüz'ün ve Bedri Kur'an'ın tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi. Avukatların Öcalan'ın tanık olarak dinletilmesi talebini bir kez daha reddeden mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 8 Nisan 2014'e erteledi. Geçen
Roboski katliamının yıl dönümüne sayılı günler kaldı sayın seyirciler. 28 Aralık 2011 tarihinde 34 sivilin savaş uçaklarıyla bombalandığı katliamın aydınlatılması için her hafta Perşembe günü anma eylemleri gerçekleştiriliyor. Mezarlıkta düzenlenen bu haftaki anma eylemi 103. haftasındaydı. Eylemde katledilen 34 sivilin ailelerinin yanı sıra çok sayıda köy sakini de vardı. Her hafta olduğu gibi bu haftada etkinliğe katılanlar siyah giysiler giydi. Aileler adına açıklamayı da Cahide önce okudu. Roboski için adalet arayışında 522. gününe girildiğini hatırlatan Encü şöyle devam etti. 103. haftasına yani 722. gününe girmiş bulunmaktayız. Katliamla ve direnişle ikinci yılımızı doldurmaya sayılı günlerimiz var. Gündemi takip ettiğimizde kaygılarımız her gün daha fazla artmaktadır. Biz geçtiğimiz haftaki basın açıklamamızda bu ay için katliamlar ayı demiştik. Bundan tam 35 sene önce Maraş katliamı bugünkü hükümet ile aynı zihniyete sahip anlayış tarafından gerçekleştirildi. Maraş katliamında 200'e yakın insanımız yaşamını kaybetmişti. Bugün yine 19 Aralık 2000 yılında devletin hayata dönüş ismini koyduğu bir katliamı hapishanelerde gerçekleştirdi. Kefe mahkemeleri katliamları ve katliamcıları aklamaya devam ediyor. Biz bu hükümet döneminde Sivas yargılanmalarında bunu gördük. ...19 Aralık 2000'de 20 farklı cezaevine yönelik gerçekleştirilen hayatları karartma operasyonuyla Maraş katliamında yaşamını yitirenleri anma eylemleri sürüyor. Dün gece Ahmet'te ezilenlerin Sosyalist Partisi ESP ve partizan üyeleri yürüyüş düzenledi. Çok sayıda kişi ve Eğitim Sen Şube Başkanı Kasım Birtek ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı'nda yürüyüşe başladı. AZC plaza önüne pankart ve sloganlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması yapan partizan okuru Mehmet Keleş, devletin katliamcı zihniyetinin 24 Aralık 1978'de Maraş katliamı ile bir kez daha açığa çıktığını hatırlattı. Devletin kontra güçleri bugün olduğu gibi dün de egemenlerin tetikçiliğini yapmıştır. Maraş katliamını örgütleyen, tetikçiliğini yapan Hizbullah ve ülkücü faşistler iken, Kürdistan'da katliamların tetikçiliğini yapan JITEM gibi örgütlerdi dedi. En ileri kesimlerine müdahale etmek ki devrimci tutsaklara vahşice saldırmıştır. Saldırı sırasında LAS silahı, kimyasal bomba dahil her türlü insanlık dışı. YNK Politbüro üyesi Melle Bahtiyar'ın daveti üzerine Güney Kürdistan'ın Süleymaniye kentine gelen BDP heyeti temaslarına devam ediyor. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, milletvekili Mülkiye Birtane ve Nazmi Gür ile BDP Hevler temsilcisi Cemal Coşkun'dan oluşan heyet, YNK Politbüro üyesi ve Celal Talabani'nin eşi Hero Talabani ve YNK Politbüro üyesi Melle Bahtiyar'la yaptığı görüşmenin ardından Halepçe'ye geçti. Kürt halkının yakın tarihinin trajedisinin bir sembolü olan Halepçe'ye giden heyet, burada ilk olarak YNK temsilcisi Cemil Hevrami ile görüştü. BDP heyeti Halepçe anıtını ve ardından da mezarlığı ziyaret etti. Daha sonra Süleymaniye kentine dönen heyet akşam da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerden sonra Selahattin Demirtaş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Heyetin bugün Kandil'e giderek KCK yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Güney Kürdistan Parlamenterler Birliği Başkanı Necat Yasin ve beraberindeki heyet Demokratik Toplum Kongresi'ni ziyaret etti. DTK Daimi Meclis Üyesi Seydi Fırat ve DTK Divan Üyesi Edip Yaşar tarafından karşılanan heyet DTK binasında ağırlandı. Heyette yer alan Helal İbrahim, Türkiye'de devam eden çözüm sürecine destek vermek için geldiklerini belirtti. BDP, AKP ve CHP Kürt milletvekilleriyle görüştüklerini söyleyen İbrahim, PYD ve Encümanen İçtimani yetkilileriyle görüştüklerini de söyledi. Bütün partilerden oluşan yeni bir birlik kurmak istiyoruz. Kürtlerin birliği Orta Doğu barışı anlamına geliyor dedi. DTK temsilcisi Edip Yaşar, bütün Kürtlerin Rojava'daki Kürtlere destek vermesi gerektiğini de dile getirdi. Heyetin temasları devam ediyor. ...28 Şubat davası duruşması dün Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma sonunda tutuklu yargılanan emekli Orgeneral Çevik 1 ile birlikte 5 kişinin tahliyesine karar verildi.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mahkeme Başkanı Tayyar Köksal tahliye taleplerine ilişkin tutuklu 5 sanığa söz verdi. İlk olarak söz alan Çevik 1, Batı Çalışma Grubu'nun legal bir oluşum olduğunu savundu ve tahliyesini talep etti. Sanıkların savunmalarının ardından Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, sağlık gerekçeleri bulunan sanıkların adli kontrolle tahliye edilmelerini, sağlık sorunları bulunmayanların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar emekli Orgeneral Çevik 1, emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, emekli Tümgeneral Kenan Deniz ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Böylece 28 Şubat davasında tutuklu sanık kalmadı. Güney Sudan'da Birleşmiş Milletler binasına saldırı gerçekleşti. Saldırıda Birleşmiş Milletler Barış Heyetinden görevli 3 Hindistan vatandaşının öldüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon saldırı sonrası yaptığı yazılı açıklamada yaşananları endişe verici olduğunu belirtti. Ban Ki-moon çatışan tarafların diyalog çağrılarına olumlu cevap vererek ülkelerinin geleceğini tehlikeye atmamaları konusunda uyardı. Ve Sudan hükümet ve muhalefet güçlerine seslenerek sivillerin haklarına saygılı olmalarını ve güvenliğini sağlamalarını istedi. Çatışan taraflara uluslararası insan hakları ve hukukunu hatırlatan Ban Ki-moon bu hakları ihlal edenlerin hesap vereceğini belirtti. Google bu hafta açıkladığı 2013 şeffaflık raporunda hangi ülkelerin kendilerinden ne kadar siyasi içeriğin silinmesi istediğini duyurdu. Google'un Ocak 2013'ten Haziran 2013 tarihleri arasında dünya genelinde toplamda 3486 içerik silme talebi aldığını ve bu taleplerin neredeyse yarısının Türkiye'den geldiğini açıkladı. Rapora göre yılın ilk 6 ayında Türkiye'deki yetkililer Google'dan 1673 içerik silme talebinde bulunmuş. Bunun bir önceki 6 aya oranla 10 kat civarında bir artışa işaret ettiği vurgulanıyor. Türkiye'nin içerik silme taleplerinin yaklaşık 1/3'ünün internet üzerinde ifadeyi sansürleyen 5651 sayılı internet yasasının ihlali iddiasıyla yapıldığı belirtiliyor. Raporda Türkiye'nin Kürt Partisi ve Kürt aktivistler hakkında bir blog sayfasını ve Kürdistan haritasını profil resmi yapan bir Google Plus sayfasını kaldırmamız için iki talep aldık ama hiçbirini kaldırmadık bilgisine yer verildi. Karşılıklı saygı, hoşgörü ve... Haberlerimizi sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.